Merhaba arkadaşlar. Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara, ikinci bölümüyle adeta fırtına gibi esti. Reytinglerde zirveye oturarak herkesi şaşırttı, sosyal medyayı da salladı. Gerçek bir hayattan uyarlanan bu dokunaklı hikayenin ikinci bölümünde neler yaşandı, bir de sizlerle paylaşayım. Hazırsanız, buyurun. Bölüm, Burak'ın ani hastalığıyla başladı. Kalplerimiz ağzımızda kaldı. Zuhal ve Hasan, oğullarının başında nöbet tutarken, Vahide Hanım'ın vicdan azabı da ekrana yansıdı. Burak'ın yaşadıklarını annesinden saklaması ise aile içinde yeni bir gerilim yarattı. Hasan, oğluyla arasını düzeltmeye çalışırken, küçük Başar ve Bağışla dayılarının evinde zorlu bir gece geçirdiler. Bu sahneler, aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu, aynı zamanda kırılganlığını da gözler önüne serdi. Hastanedeki gerilim azalırken, evde de fırtınalar dinmek bilmedi. Nazan'ın hamileliği ve Hasan'la evlenme kararı, Zuhali derinden sarstı. Eski eşinin yeni bir hayata başlamasına şahit olmak onu adeta paramparça etti. Bu sahnelerde Bergüzar Korel'in muhteşem performansı izleyici ekran başına kilitledi. Geceler düşman şarkısıyla duyguların zirveye ulaştığı anlar hafızalara kazındı. Gerçekten de unutulmaz bir performans. Ancak Zuhal yalnız değildi. Ablası Aysel'in desteğiyle yeni bir eve taşınarak çocuklarıyla yeni bir başlangıç yapmaya çalıştı. Bu süreçte Ayça'nın da Burak'ın durumunu öğrenmesi ve arkadaşına destek olması dizinin insanlık yanını daha da ortaya koydu. Annem Ankara sadece bir aile draması değil, aynı zamanda dostluk, dayanışma ve umudun da hikayesi. İkinci bölümün finalinde Zuhal'in çocuklarının hazırladığı sürpriz doğum günü kutlaması bir anda Nazan'ın beklenmedik ziyaretiyle alt üst oldu. Nikah davetiyesiyle gelen şok, Zuhal'i derin bir yıkıma sürükledi. Bu sahne, izleyicileri de gözyaşlarına boğdu. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu anlar, annem Ankara'nın başarısının en büyük göstergelerinden biri oldu. Annem Ankara, sadece dramatik sahneleriyle değil, aynı zamanda 90'lı yılların atmosferini başarıyla yansıtan dekorları ve kostümleriyle de dikkat çekiyor. Dizinin nerede çekildiği, hangi kanalda yayınlandığı gibi detaylar da merak konusu. BKM imzalı yapımın, reytinglerde elde ettiği başarı da, özenle hazırlanmış senaryosunun ve başarılı oyuncularının bir göstergesi. Annem Ankara'nın üçüncü bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ama sosyal medyada dolaşan dedikodular yeni bölümünde oldukça heyecanlı olacağını gösteriyor. Zuhal'in yaşadığı yıkımın ardından nasıl bir yol izleyeceği, Hasan ve Nazan'ın ilişkisi ve Burak'ın sağlığı merakla beklenen konular arasında. Yeni bölümde neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz. Annem Ankara'yı kaçırmayın. Siz de izlediniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.